İyi akşamlar sayın seyirciler. Haber Ötesi programına hoş geldiniz. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Bugün kadını, kadın sorunlarını, kadının Türkiye'deki yerini, kadına biçilen rolleri, kadınları nasıl yarınların beklediğini konuşacağız. Konuğum sinemada oynadığı rollerle kadını bir nesne olmaktan çıkarıp bir özneye dönüştüren, kadını cinselliği, özlemleri, acıları ve yaşamına yön verme gücüyle ortaya koyan cesur, yetenekli ve güzel bir kadın. Evet, sevgili Müjde Ar, bu akşam Haber Ötesi'nde canlı yayın konuğu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Öncelikle genel bir soruyla başlayalım. Bugün için neler söylemek istersiniz? Ben de kutluyorum, hani adet olduğu üzere. Ama yani bir buruk bir kutlama diyeyim. Dünkü haberleri hep beraber seyrettik. Dayak yiyen kadınları görünce ben şimdi çok şükür diyorum. Hani bir gösterinin ortasına böyle yanlışlıkla düşüp birkaç job yemeden buraya geldiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Yani tabii bu bir kadına bakışın ötesinde, yani belki bu olay hani çok böyle efendim çok işte gözümüze sokuyorsunuz gibi düşünülebilir. Yani öyle diyenler de var çünkü. İşte ne olacak canım ya, bu memlekette zaten her dakika birileri dayak yiyor. Ama mesele o değil. Yani mesele bence dünkü resimler bu konuda ne kadar yol aldığımızı, daha doğrusu alamadığımızı gösteriyor. Çok utandım ben, çok üzüntü verici. Kadınlara onun için öncelikle geçmiş olsun diyorum ve hepinizi Allah böyle felaketlerden korusun. Yani evde dayak ye, kocadan dayak ye, çocuktan dayak ye, sokakta dayak ye. Yani biraz çok oluyor. Evet. Şimdi siz gündemi hemen ilettiniz. Hakikaten dün ve evvelsi günkü gösteriler sadece Türkiye'de değil, maalesef dünya basınında da geniş bir şekilde yer aldı. Onun sonrasında bugün yapılan gösteriler daha makul geçti. Herhangi bir polis müdahalesi yaşanmadı ama tabii iki gün önce yaşananlar derin bir iz bıraktı. Şimdi bugün neler oldu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü? Dilerseniz bir haberimiz var. Çok kısaca onu izleyelim. Ardından sizin yorumlarınızla devam edeceğiz. Bu görüntüler 6 Mart günü Saraçhane ve Beyazıt'ta çekildi. İzinsiz gösteri yapmak isteyen kadınlar polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Gruba biber gazı ve joplarla müdahale eden polis 59 kişiyi gözaltına almıştı. Ekranlara yansıyan bu görüntüler Avrupa Birliği Troika toplantısının gündemine oturdu. Avrupa Birliği temsilcileri ekranlarda izledikleri görüntüleri Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün yanında kınadıklarını açıklamışlardı. İşte bu açıklamalar bugün etkisini gösterdi. İstanbul'un farklı yerlerinde Kadınlar Günü'nü kutlamak için sokaklara dökülen kadınlar polis müdahalesiyle karşılaşmadan rahatlıkla yürüdü. İlk eylem Taksim'deydi. Saraçhane'deki polis müdahalesinde yaralanan kadınlar elleri ve kolları sargılı şekilde yürüyüş yaptı. AK Parti hükümetini eleştiren kadınlar eylemin ardından olaysız dağıldı. Diğer eylem ise Galatasaray Meydanı'ndaydı. Aralarında eşcinsellerin de bulunduğu yaklaşık 300 kadın sloganlar ve şarkılar eşliğinde İstiklal Caddesi'nde yürümek istedi. İzin almadıkları gerekçesiyle polisle bir süre tartışan kadınlar sonunda istediklerini elde etti. Grup yoğun güvenlik önlemleri altında yürürken polislerin yüzünde bu kez öfkeden eser yoktu. 17 Ekim'de de meclise gideceklerini söyleyen kadınlar basın bildirisini okuduktan sonra olaysız şekilde dağıldı. Evet, gördüğünüz gibi SkyTürk de bu haberi Avrupa Birliği'nin etkisi şeklindeki KJ ile yorumla verdi. Yani birileri bizi uyardığı zaman mı acaba kendimize çeki düzen verme ihtiyacı hissediyoruz? Neden insana insan gibi davranma gereği hissetmiyoruz? Ve neden hala polis meselesini işkenceyle ve bu tür şiddetle özdeştirmek ya da bu tür olaylar çerçevesinde ele almak zorunda kalıyoruz?
Şimdi tabii ben biraz önceki görüntülerde de işte fark ettik. Bu sene böyle polis bu şeyde bu sefer böyle gayet cici öne de böyle yakışıklı çocukları koymuşlar ama ben bunlara artık zaten çok alıştım. Yani her seferinde böyle oluyor. Önce döveriz sonra da severiz. Şimdi orada 6 Mart'taki olayda bir kadın vardı yerlerde sürüklenen. Dikkat ederseniz şimdi bir tane vuruyor. Bir tane vurunca 4 tanesi daha gelip patlatıyor. Evet. Yani artık ölümüne. Şimdi ben sizin şeyinizi çok kibar buluyorum. Yani işte uyarıldılar falan diye. Yani ben de biraz biliyorsunuz böyle ağzıma geldiği gibi konuşurum yayının el verdiği ölçüde. Yani Avrupa Birliği'nden fırça yiyince bunlar kendilerine geliyorlar. Neden böyle olduğuna gelince Allah aşkına bence başlı başına böyle bir olay bile sadece İçişleri Bakanı'nın istifa etmesi için bir sebeptir. Şimdi burada biz böyle şeyler hiç görmüyoruz. O dayak yiyor, öteki bilmem ne oluyor, o işkence görüyor. İnsanlar barbar bağırıyorlar, çoluğumu çocuğumu evden aldılar, götürdüler, öldürdüler, yok ettiler diye. O insanlar koltuklarında oturuyorlar. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Siz bakansınız, ben Abdülkadir Aksu'yla benim bir husumetim, bir şeyim. Yani birkaç merhabamın dışında bir şey yok. O ya da bir başkası. Şimdi ne oluyor? Sizin bir bakanınız var, siz hükümetsiniz. Diyorlar ki, ya kardeşim sayıyla kendinize gelin, sizi almayız yoksa ha diyorlar. O bakan gene orada oturuyor. Emniyet müdürleri gene yerlerinde. Ne olacak? Seneye de daha az kadın döveriz diye düşünüyorlar herhalde. Şimdi kurumlar böyle kendi yani içlerinde... Yani dövün de ölçüsünü kaçırmayın şeklinde. Yani ben böyle anlıyorum. Şimdi kurumlar artık Türkiye'de öyle hale gelmiş ki bakanlıklar oraları, buraları, insan ilişkileri, hükümetler, partiler. Ya suyu bu kadar çıktığı vakit onun için de işte birbirimize soruyoruz. Yani bu iş nereye kadar gidecek diye. Avrupa Birliği bizi alırsa bir böyle bir bakıyoruz. Biraz daha iyi gidelim ya, az dövelim. Almazsa ha bu sefer saçına başına dolanalım. Ya böyle şey olur mu? Yani nedir bu insanların birbirine hıncı? Sonra bu kadından bu kadar korku niye? Buna bir anlam veriyorum. Ben çünkü her zaman diyorum ki bu siyaset denen şeyi kadınlar erkeklerin elinden alırlarsa bir kere bunların yapacak başka işleri kalmayacak. Yani hakikaten kalmayacak. Ve kadınların ben dünyayı düzelteceğine inanıyorum. Bu erkek dünyasından benim hiçbir umudum kalmadı. Polisinden de, siyasetçisinden de bilmiyorum. Yani gerçekten çok moralim bozuldu. Şimdi kadın hakları diyoruz, insan hakları, hayvan hakları. Ben 3-4 gündür Sarıyer'in köpesi tepelerinde, ben Sarıyer'de oturuyorum yukarıda, köpek zehirliyorlar. Ve bu sistematik bir biçimde yapılıyor. Çeşitli kurumlarla bazı siteler işbirliği halindeler. Daha evvelsi gün 4 tane sokakta baktığımız hayvanı aşılı, kağıdı olan, bakıla, bütün aşıları tam ve yazılı, kayıtları olan hayvanları zehirlediler. Bugün bir telefon daha geldi. Fatih Ormanı'nda Orman Müdürlüğü'nün civarında ellerinde tüfekli insanlar köpekleri öldürüyorlar, gidin diye. Buraya geleceğim için gidemedim. Yani ben bir bacağımda çorap, öbür ayağımda yok, sokaklara fırlıyorum. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Her saniye böyle gözünüzü bozan, asabınızı bozan, sizi yaşama küstüren bir manzarayla karşı karşıyasınız. Ben buradan şu neticeye ulaşıyorum. Bu insanlar, bizi yönetenler, bizi yönetemiyorlar. Bu işleri beceremiyorlar. Israr etmesinler. Peki ama Sayın Ar, yani yönetenlerle bizler farklı insanlar mıyız? Ya da kadından korkan erkekler dediniz. Acaba kadınlar da kadınlardan korkuyor mu? Yani toplum eğer bir bütünse sadece işte hıncına kadını dövenler mi polis oluyor? Çünkü o erkekler siyasette de var, evde de var, iş dünyasında da var. Ya da buna göz yuman, ses çıkarmayan, töre cinayetinde kızının ölümüne ses çıkarmayan ve sessiz kalan anneler var. Namus adına kızını döven babalar, anneler var. Yani bu bir toplumda yaşanan genel bir hastalık diyeceğim. Yine en hafif tanımla değil mi? Yani yönetenler ve yönetilenler ayrımı bu anlamda ne kadar gerçekçi? Yani bir kere eğer siyasal anlamda konuşuyorsak böyle bir şey var yani. Ben öyle olduğunu inanıyorum. Yani Türkiye'de
siyaset yapan insanların hepsini tabii ki bu işin içine söyleyemeyeceğim ama %80'i kendileri için, başka sebeplerden, ilişkiler için, rant için, devletten geçinmek için yapıyorlar. Şimdi tabii bu işi düzgün yapanlar, gerçekten vatana, millete hizmet etmek isteyen insanlar var ama onlar azınlıkta. Zaten onlar da ortalıklarda pek bir şey ya seçilemiyorlar ya parti tarafından dışlanıyorlar. Yani var böyle insanlar. Şimdi kadının tabii konumuna baktığımız vakit bunun tarihsel sebepleri var, sosyolojik sebepleri var, sosyoekonomik sebepleri var. Kapatılmış bir kadın toplumu burası. Yani şimdi biz İstanbul'da kaşı gözü boyalı, iyi giyinen bir zümre, televizyonlarda hep onları görüyoruz. Evet. Ama Türkiye'nin gerçeği öyle değil ki. Yıllardır bastırılmış, baskı altında tutulmuş. Bugün yanılmıyorsam Vatan Gazetesi'nde bir şey vardı. Sığınma evlerindeki kadınlarla. Evet. Kadın diyor ki aman adımı sanımı vermeyin, gelir burada evet, oturur. Savcılık kadınları tespit etmek zorunluluğunu getiriyor ve böylelikle o kadınların kaçtığı aileler o kadınların yerini bulduğu için o süreçten sonra tabii kadınların yeniden başı belaya giriyor. İşte gördüğünüz gibi yani yasanız da erkekten yana oluyor. Yani her şey erkeklerden yana olunca o zaman polis de diyor ki yani benim de bu güç bana ne? Bir tane daha patlatırım diyor. Şimdi burada ilginç çünkü benim de dikkatimi çekti. Şimdi bu aslında polisle ilgili değil. Yani polisle ilgili ama sadece polisle ilgili deyip sınırlayabileceğimiz bir problem değil. Çünkü görüntülere dikkat ettiğimiz zaman benim de dikkatimi bir genç öğrenci çekti. Genç bir kız ve yerde yuvarlanıyor ve bir polis yerde yuvarlanan o genç kızın suratına tekme atıyor. Şimdi bu artık bir polis müdahalesinin ötesinde tabii, bir psikopat. Evet yani evet. Burada bir başka bir problem evet. Var. Yani biraz tahmin ediyorum bu olayları, bu gelişmeleri bu açıdan da okumak lazım. Yani bir polis neden kızı yaşındaki bir genç kızın suratına tekme atma ihtiyacı hisseder ve bunu bir görev olarak kabul eder, benimser ve bunu yapar. Şimdi o muhtemelen evdeki karısını da zaten dövüyor. Tekmeyle var yani beline atıyor, kafasına atıyor. Çocuk hamileyken karnına atıyor. Yani şimdi bunlar psikopat ama tabii böyle mesleklerde olan insanların bir kere önce psikolojik durumlarına bakmak. Yani bunlar ne kadar polis olabilir? Yani öyle bir adam zaten niye polis olur? Ya bir kere her şey tuhaf. Psikolojik ne kadar yardım alıyorlar. Öbür taraftan da işte biliyorsunuz peş peşe intihar edeni de oluyor. Yani koşulların ağırlığına dayanmayıp. Yani bir de işin o yüzü var. Ama şimdi bu öyle bir meslek ki bu ama babadan böyle görmüşüz biz yani. Hep böyle. 40 senedir böyle değil miydi? Ben bir sıkı yönetim yaşadım 12 Eylül'den sonra. Her gün zincirli kuyu mezarlığının önünde asker beni çevirir. Arabamı tanır. Şimdi o zamanda güç onun eline geçmişti. Bir er. Her Allah'ın günü beni çevirip kimliğime bakıyordu. Necdar yapıyordu, gidiyordu. En sonunda bir gün bana geldiler, ağza alınmayacak şey söyledi, bir daha da yolumu kesmedi. Şimdi anlatabiliyor muyum? Böyle yani geleneğimizden gelen bir böyle asker, polis, güç ve hep erkeğin elinde olan bir güç. Yine geçenlerde bir haber vardı. Türk toplumunun üniformaya karşı ne kadar saygı duruşuna geçtiğiyle ilintili bir şey. Sahte üniformalı gezen birkaç kişi işte vatandaşları durdurmuş ve her istediğini yaptırabilmiş neredeyse. Dolayısıyla böyle bir çekinme, tedirginlik ve tabii onun sonrasında da ne söylenirse yapma refleksi gelişmiş bu toplumda. Ama tabii bunun değişmesi gerekiyor. Bunun değişmesi için neler yapılıyor diye öğrenmek istedik ve bugün hakikaten Sky Türk Haber Ötesi programı olarak İstanbul Emniyet Müdürü ile müdür yardımcısıyla ya da herhangi bir yetkiliyle bu konuda bizi aydınlatacak bir kişiyle konuşmak istedik. Ama o konuda da bir yardım alamadık. Yaptığımız hiçbir öneri, teklif kabul edilmedi. Ama Haber Ötesi programı bu konuda kamuoyunu aydınlatmak isteyen emniyet yetkilileri için açıktır ve ne zaman arzu ederlerse burada polis nasıl eğitiliyor, psikolojik destek alıyor mu ve bütün bu yaşananlar sonrasında ne gibi tedbirler alınacak konularında bizi aydınlatmalarını diliyoruz. İnşallah. 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 Evet, şimdi Türkiye'de kadın olgusuna biraz da sinema üzerinden değinmek istiyorum. Bu anlamda siz
Gerçekten çok özel bir insansınız. Çok başarılı bir oyuncusunuz, çok güçlü bir oyuncusunuz, çok hoş bir hanımsınız aynı zamanda. Ama altının çizilmesi gereken en önemli vasıflarınızdan biri çok cesur bir kadınsınız. Ve ne kadar cesur olduğunuzu da sadece sözlerinizle değil, icraatınızla da ortaya koydunuz. Ve Türk sinemasında Sayın Atilla Dorsay da Türk sinemasını konu alan kitabında sizinle ilgili bu tanımı yapmış. Müjde Arın oynadığı rollerle Türk sinemasında kadın nesneden özneye dönüştü. Yani birer obje, işte iyi kadın, güzel kadın ama içeriği boş, gerçek hayattan kopuk kadından sizin üstlendiğiniz rollerle Türk sineması gerçek kadını sundu. Bu da biraz cesaret isteyen bir işti. Doğru. Bunu nasıl yaptınız? Tabii bir 30 yıl öncesinden konuşuyoruz. Doğrusu tabii ben o zaman çok gençtim. Aşk-ı Memnu'yu oynadığımda 20 yaşındaydım henüz. Ben tabii Aşk-ı Memnu'nun çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyunculuğun ne demek olduğunu, kadın olmanın farklılığını hem o öyküde yaşadım hem de Halit Refik ile çalıştığımız 8 ay gibi çok uzun bir süre bana çok şey öğretti. Ve Aşk-ı Memnu bana bir ufuk oldu o anlamda. Kendi kendime de ben... Türkiye de sizinle o anlamda tanıştı. Yani. Öyle oldu. Çok çarpıcı bir karakterdi. Hı-hı. Öyle oldu. Çok derin iz bıraktı. Tabii ben çok küçük yaşlardan beri, yani hatırlıyorum, Karagümrük'te Aysu sineması vardı. Fakat annem göndermezdi, yani küçüğüz başımıza iş gelir diye. Ben kapıda bilet kesen adamı kandırırdım. Ve... çok yakındı bize. Bütün filmleri en önden seyrederdim. Benim bu sağ gözüm birazcık kayar böyle arada konuşurken, herhalde hep şey diyorum, çünkü en ön, yani perde şu kadar yakındı ve ben böyle orada işte Belgin Dorukları, Ayhan Işıkları, Neriman Köksal'ları, Türkan Şoray'ın ilk dönem filmlerini orada, ya yani iyi bir sinema izleyicisiydim çocukluktan beri. Daha sonra tiyatro oyunculuğu oldu. Tiyatroda da hep parlak roller oynadım. Fakat Aşk-ı Memnu ile beraber bir de tabii 76-77'den sonra Türkiye'de ilk kadın hareketleri başladı. 80'den sonra onlar güçlendi. Yani o dönem de denk geldi. Denk geldi. Ama bunu tabii doğru bir zamanla okuyup bunu icraata dökmek de hem zeka hem doğru. cesaret işi. Tabii burada yönetmen arkadaşların da çok büyük etkisi var. Mesela Ömer Kavur'un Ah Güzel İstanbul filmi de bu anlamda benim ilk yaptığım filmlerden bir tanesidir ve çok etkisi oldu. Yani o zaman da işte kadının toplumdaki yeri, bir fahişeyi oynuyordum ama acaba fahişe olduğu için mi fahişe, yoksa toplum mu onu zorluyor? Bu gibi peş peşe gelen filmlerle ve ben o yıllarda bu iyi filmlerde oynamak için 13 yıl şarkıcılık yaptım. Gazinolarda şarkı söyledim. Yani işte iyi film kötü film nedir tartışılır ama yani iz bırakacak doğru hikayelerde oynamak için. Ve oradan aldığım parayı sinemaya taşıdım yıllarca. Hep tiyatrocularla çalıştım. Onların paralarını kendi cebimden ödedim. Çok uzun bir dönem, çok fazla emek ve çok titiz bir şey. Tabii burada Ertem Elmez'in bana çok büyük katkısı oldu. Arzu filmin çok büyük katkısı oldu. Atıf Yılmaz, Yavuz Turgul, şu anda adını hatırlamadığım pek çok yönetmen, Başar Sabuncu hem arkadaşlarım ve dostlarım oldular. Sinemayı sürekli birlikte tartıştık. Dolayısıyla böyle bir süreç geçti ve ben bir baktım daha sinemaya dün başlamış şaşkın oyuncu olarak düşünürken kendimi 30 sene olmuş. Tabii bunu hiç görmüyoruz size bakınca. Filmlerinizden biliyoruz ama. Peki bütün bunlara rağmen değişimleri toplumlar önce kolay kabul etmezler. Reaksiyon gösterirler. Hı-hı. Bu anlamda bu rolleri ortaya koyduğunuzda tukaka dendi mi size? Ay denmez mi? Yani... Tabii ben ilk bir hangi filmde hatırlamıyorum ama o zaman bir gazetenin bir eki vardı. Orada bir yazı çıktı benim aleyhime. Ben sanki dünyanın en kötü randevu evlerinden birinde çalışıyormuşum gibi bir şey. Acaba dedim ya ben tuhaf bir şey mi yapıyorum? Yani bir sinemada işte bir rol oynuyorsunuz bir filmde.
o kadar hakaret dolu bir şeydi ki iki şey vardı. Yani ve kasıtlı yazılmış bir yazıydı. Çünkü yazan kişiyi tanıyorum. Değil bir oyuncuya, yani en kötü durumdaki bir insana bile atfedilemeyecek kadar ağır bir şeydi. Ve neredeyse derginin de yarısı Müjde Ar'ın ne kadar işte kötü, kadınları kötülüğe teşvik ettiği, efendim toplumun ahlakını bozduğu, örf, adet, gelenek, törenek vardır ya, böyle bir zincir laf. Benim ona çok sinirim dokunuyor. Böyle şey, böyle bir şeyler. Türk aile yapısı, gelenek, görenek, örf ve adetlerine falan. Hemen böyle bir şey oluveriyor yani, siz ne yaparsanız yapın. O yazıyı okuduktan sonra ben 3-4 gün uyumadım. O zaman da evliydim. Eşim de gazeteciydi. Dedim ki Samim, ben bu işi yapamayacağım. Dedi ki ya sen de öyle, ben öyle pes edecek bir göz görmüyorum. Ciddi bir karar şeyine geldim. Sanıyorum o beni çok kamçıladı. Çünkü orada tamamen erkek dünyasına ait, biraz önce bahsettiğimiz kadından korkan bir şey sezdim. Yani, tedirginlik yarattınız. Aynen öyle. Onun bende çok etkisi oldu. Sonra da bildiğimi okudum. Peki nasıl okudunuz, onlara da geleceğiz. Çünkü bugün hala o heyecanla sinema devam ediyor. Son olarak müthiş keyif alarak izlediğimiz Eğreti Gelin'de yine iz bırakan bir karakteri canlandırıyorsunuz. Ve o film hem sinema dilini çok iyi kullanması itibariyle hem de kadın olgusunun aradan 70 yıl geçmiş ama hiçbir şey değişmemiş dedirtecek şekilde gündemimize taşıması dolayısıyla hakikaten alkışlanması gereken bir film. Dolayısıyla sizinle biraz Eğreti Gelin'i de konuşmak istiyorum ama müsaade ederseniz kısa bir aradan sonra. Haber ötesinde Dünya Kadınlar Günü'nde çok değerli bir konuğum var. Sevgili Müjde Ar'la kadın meselesini konuşuyoruz. Evet, Türkiye'de kadın nerededir? Ne gibi problemler yaşar? Birinci bölümde konuştuk ama ikinci bölümde biraz da kadın olgusunu Türk sineması üzerinden götürelim dedik. Ve son yaptığı çalışma Eğreti Gelin'le devam ediyoruz. Evet, Eğreti Gelin hakikaten izlediğimizde çok beğeniyoruz ama bir yandan da düşünüyoruz. 1930'lu yılların Türkiye'sini anlatıyor ve baktığımızda kadın erkek ilişkileri, evlilik, kadına bakış ve bugünün Türkiye'sine döndüğümüzde çok da farklı bir tablo yok gibi. Ne dersiniz? Öyle tabii, ben zaten Atıf Yılmaz'ın öyküyü özellikle seçtiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz Atıf Bey'le yaptığımız filmlerde de hep kamera kadınların tarafındaydı. En feminist Türk sinemasının yönetmenisin sen diyorum ben ona. Gerçekten de öyle. Ve tabii filmde çok alttan alta başka bir mesaj daha var. Siyaset de o günden bugüne aynı. Evet. Yani o zaman da bir menfaat evliliği için çocuk hazırlanıyor bir şekilde. Evet, yani tabii o kurumun kendi başına tartışılması başka bir konu ama toplumun aynı ölçüde kapalı, erkeğin de, erkek de yani aynı şekilde müthiş bir sıkıntıyla yetişiyor bence. Kadının hali ondan daha felaket. Onun için zamansız bir film Eğreti Gelin. Ve şunu da eklemek lazım. Orada mağduriyeti yaşayan kızlar kadar bir de erkek çocuğu var. Ve o anlamda sizin canlandırdığınız anne rolünde aslında bir başka genellemeye de ışık tutan bir yön var. Çünkü anneler erkek çocuklarını nasıl yetiştiriyorsa daha sonra işte o erkekler eşlerine, kızlarına ya da diğer kadınlara öyle davranıyor. Ve o anlamda annelerin yönlendirmesi ve baskısını da son derece çarpıcı şekilde dile getiren bir film. Biz de biliyorsunuz aile içinde cinsellik yani hemen hemen hiç konuşulmaz. Yani erkek çocuk, ben sanmıyorum babasından böyle oturup ya baba gel biraz şu işler hakkında konuşalım, ne diyorsun, bu ergenlik nedir? Hep başkalarından medet umuluyor. Yani benim çok yakın çevremde bile erkek çocuğu olanları biliyorum. Genellikle kadınlar bu işi daha fazla işte böyle tatlılıktan çözmeye, işte kendi el yordamıyla bildiği kadar bir şeyler ifade etmeye, anlatmaya çalışıyorlar. Git babandan konuş
dediği vakit çocuk şey diyor, ya babam benden konuşmaz ki, bir tane çakar diyor. Şimdi tabii Eğreti Gelin çok beğenildi biliyorsunuz ve çok kadınlar hakikaten tarafından da çok sevildi film. Ben dün birisi bana şey dedi, sizin çocuğunuz yok dedi. Evet dedim, ama nasıl dedi, böyle dedi çocuğu varmış gibi dedi, öyle şey yapıyorsunuz dedi. Ben de dedi, oğlum eve ilk kız arkadaşını getirdi. Elini omzuna attığı vakit hemen dedi, gayri ihtiyare elini ittim aşağıya dedi. Dedim ki öyledir ya. Yani tabii insanın çocuğu olması gerekmiyor. Yani topluma baktığınız vakit kadının, erkeğin, ailenin haline oyunculuk için çok fazla malzeme var. Bir de yine bu anne oğul ilişkisi, erkek çocuğu ilişkisi problematik bir ilişki de olabiliyor ve çoğu sağlıksız giden evliliklerde erkek tarafının, yani kocanın hala anneyle evli kalmış olması gösteriliyor. Ve son dönemde tabii bu gelin kaynana dizilerinde de o tür programlarda da bu ilişkinin ne kadar problematik olabileceğini aslında görebiliyoruz. Tabii kadın eğer kocasıyla sağlıklı bir karı koca ilişkisi yaşayamıyorsa, yani ben Freud'a da çok katılıyorum. o zaman o ilişkiyi oğlunla bir biçimde tabii, yani bir ensestten tabii ki söz etmiyorum ama çocuğunu kocası yerine koyuyor. Çok hepimizin işte evet, sahip çok olma bilir, ve onun üzerinden olma, var olma tabii, anne kimliğiyle. Tabii öyle. Yine bu film çekimleri öncesinde ve sırasında tahmin ediyorum medyaya yansıyan bazı tartışmalar oldu. Ve kimi yetkililer işte bizimle ilgisi yok bu filmin, işte böyle bir gelenek Anadolu'da yoktur gibi. Bunları nasıl yorumlamak gerekiyor? Yani Allah aşkına, şimdi bir arada bir meclisten gene böyle birisi çıktı, bir milletvekili şey dedi, bir konuşmuşlar böyle, şey demiş, en iyi filmi pornoyu Müjde Ağar çevirsin dedi. Hadi herkes birden şey dedi, size pornocu dediler. Sonra adam çıktı dedi ki, ben pornocunun ne demek olduğunu bilmiyorum, kornocu dedim falan, böyle saç, yani böyle saçma sapan şeyler. Şimdi tabii burada biraz önce, yani hep başından beri konuştuğumuz şey aslında, kadının namusu erkekten söylüyor. Bunlar bunu ilan etmişler. Bu siyasetçisi de böyle, işte öteki sokaktaki de böyle, polisi de böyle, o da öyle. Yani kanına dokunuyor. Yani sana ne be adam? Yani Denizli'de vakti zamanında böyle bir şey varmış. Benim annem de Denizli'de. Yani benim annem Eğreti Gelin mi? Sarayköy'de doğmuş benim annem. Ama Eğreti Gelin falan değil. Benim anneannem Ebe Denizli'de çok bilinen ve sevilen bir kişi. Yani biz sülalecek Eğreti Gelinlik mi yaptık anlamına geliyor o zaman, böyle bir film yapıyoruz. Tabii ki değil. Şimdi işte bu şey hesabı, yani şeytan işi olmadığı vakit hesabı her zaman böyle sivri insanlar çıkıyor. Tabii bunun filme yararı mı oluyor, zararı mı oluyor? Ben de onu bilmiyorum ama galiba bizim filme yararı oldu. Çünkü çok konuşuldu. Ben aslında bu tip reklama son derece karşıyım. İşte bunu böyle sömürmeye, şey yapmaya. O yüzden kimi filmlerin galalarına da gitmeyi bir dönem evet reddediyordunuz. Gitmiyorum, televizyonlara gitmiyorum biliyorsun. Buraya da senin hatırın için geldim. Seni çok sevdiğim ve programını çok beğendiğim için. Çok teşekkür ederim. Her zaman çok güzel şeyler yapıyorsun. Ama çıkıyor işte böyle. O onu dedi. Ya bu bunu dedi. Sonra biliyorsun bir dernek var, Denizli Kültür Derneği. Onlar önce böyle bir şey yoktur demişler. Fakat daha sonra kendileri bize Atıf Bey'e bir şeyde bulundular. Bir yazılı ki araştırmışlar ve böyle bir gelenek var. Yani şimdi bu vardır, bu yoktur. Yani bugün Türkiye'de kadını sen mal olarak görüyor musun, görmüyor musun? Oturalım bunu konuşalım. Evet. O zaman o varmış, bu zaman bu varmış. Gelsin o milletvekili, beyefendi, her kimse bir anlatsın bize ya, kendi kadını nasıl görüyor? Ben onu mesela çok merak ediyorum. Niye o kadar az kadın var mecliste? Nerede saklanıyor bu kadınlar? Yani üç tane oraya böyle hoş kadın geldi diye bunlar böyle çıkıp bu kadar konuşma hakkını buluyorlar işte. Yani daha az olsunlar da kadınlar konuşsun. Bir de tabii mesela yine o tür siyasetçiler nedense bu kadın hakları meselesini ağırlıklı olarak Türkiye'de türban üzerinden yürütüyorlar. Bu da çok çarpıcı. Yani o tür erkeklerin kadınların hakları ve demokrasi savaşı konusunda ne kadar samimi olup olmadığı da gerçekten büyük bir soru işareti olarak önümüzde duruyor diye düşünüyorum.
Evet öyle tabii, ben türban konusunda ben tamamıyla serbest bırakılmasından yanayım. Bir kere yani o tamamen çok saçma görüyorum. Şimdi geçen gün Yeniköy'den geçiyorum. İmam Hatip'te kızlar böyle başları kapalı öyle herhalde gidebiliyorlar okula. Şimdi bu öğrenci üniversiteye geliyor, kafanı aç diyorlar. Çıldırır insan. Ya bu şimdi şeye benziyor bana, işte benim saçım 30 senedir kıpkırmızı, hep kızıla boyarım. Siyaha boya dese birisi bir tane patlatırım. Yani alışmışım şimdi ben böyle gezmeye. Şimdi o öyle ama onu diyorum işte, yani siyasetteki erkek her şeyi kendine yonttuğu için kadının hakkı, kadının o kadar çok hakları yerin dibine gömülmüş ki onu tartışmak yerine ben tabii türbanı aynı şekilde en azından bir eşit dağılım olması lazım mecliste. Ben kadınların çoğunlukta olmasından yanayım. Hani onu hayal olarak görüyorum ama yani eşit ölçüde kadın olsa da keşke kadınlar kendilerini, türban hakkını oturup tartışabilseler. Orada evet ben de kadınların kullanıldıklarına katılıyorum. Ama kadınların da isteyen açsın, isteyen kapasın, ne takarsa taksın, o hakları kendilerinde olmalı. Evet, yani bunun kararını kadınların kendisi verebiliyor olsa keşke. Ama bu türban meselesini kadın hakları argümanıyla savunmaya çalışan erkeklerin acaba kadınların diğer haklarını savunmak konusunda da aynı istekliliği, aynı cesareti, aynı girişimleri gösterip göstermeyeceğinden emin olmak konusunda biraz soru işareti var. Hiç olmasın, hiç öyle bir niyetli, hiç öyle bir niyetleri yok. Öyle niyetleri varsa bu kotaları motaları kaldırsınlar. Böyle yok o kadar kadın bile bu kadar. Ne kadar ayıp şeyler bunlar yani. Bir kere yarı yarıya olsun şu kotalar. Gerçekten kota bugün Türkiye'deki parlamento baktığımızda hakikaten kadının adı yok, sesi yok ve karar mercilerinde kadının hiçbir rolü yok. Yerel yönetimlerde de öyle ki hani en azından bazı ülkelerde parlamentoda olmasa bile yerel yönetimlerde kadınları görürüz ama Türkiye'de o da yok. İş dünyasına baktığımız zaman kadın iş gücünün %63-%65 desek yuvarlak hesap ağırlıklı olarak tarlada çalışan kadınlardan oluştuğunu görüyoruz. Bu da ne demektir? Ücretsiz ve sigortasız çalışan kadınlar, ki o kadınlar evde de çalışıyor. Dolayısıyla iş hayatında da kadının adı yok. Ve müteşebbüs, yani kendi parasıyla yatırım yapabilecek kadınlar %1 bile değil. Ve kaldı ki baktığımızda üstüne gayri menkulü olan kadınların yüzdesi de %9 civarında. Yani kadının ne manevi ne de maddi anlamda gücü olmadığını ve Türkiye'nin hiçbir alanında hemen hemen söz sahibi olmadığını, yerinin olmadığını görüyoruz. O yüzden de Dünya Kadınlar Günü de nereden çıktı? Yani bu kadında diyoruz, ne oluyor? Kadınların zaten her hakkı yok mu? Gibi yaklaşımlar sergileyen erkeklerin de biraz madalyonun bu yüzünü de, yani Türkiye'nin bu gerçeğiyle de karşılaşması, yüzleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve o anlamda evet, Dünya Kadınlar Günü 8 Mart bir sevgililer günü değildir, olmamalıdır. Yani bir hediye sirkülasyonunun, bir tüketim endüstrisinin daha da yaygınlaşması için vesile olarak kabul edilmemelidir ama kadınların sorunlarını en azından ifade etmelerine olanak, imkan tanıyan bir gün olarak anılmalıdır, hatırlanmalıdır ve yaygınlaştırılmalıdır diye düşünüyorum. İnşallah. Ben tabii hep şey, yani çok feminist bir şey oldu belki bu akşam ama yani öyle. Bugün bizim günümüz. Bizim günümüz, evet. Ama kadınların gerçek anlamda bir uyanışa ihtiyacı var. Bu 8 Mart bunu tetikler mi, tetiklemez mi? Bu 8 Mart yerine acaba Mart ayının tamamı mı olsun? Dünya Kadın Yılı mı ilan edilir? Ne olur bilmiyorum. Tabii biz sadece deminden beri Türkiye'yi konuşuyoruz. Yani şu dünya kadınlarının çektiği acılar, yani şu Afrika'nın haline bak, Orta Asya'nın, Çeçenistan'ın, yeni bitti daha o Bosna Hersek meselesi. Şimdi öyle baktığım zaman yani bu zaten erkeklerin aklı başında olsa kadınları çok davet ederler. Hem yüreklerine, hem siyasete, hem de toplumun bütün katmanlarına, bütün kurumlarına. İnşallah 8 Mart, bu yılki 8 Mart
Mart ve bu ve bunun gibi söyleşiler, haberler, olumlu, olumsuz, erkek dünyasına bir akılları başa devşirmek için bir daha fazla bir ışık olur. Evet, bir tetikleyici unsur olur diyorsunuz. Yani hakikaten dünya genelinde de baktığımızda çok eril bir dünyada yaşıyoruz. Yani mesela savaşa baktığımızda hakikaten çocukların ve kadınların çok mağdur olduğunu biliyoruz ki Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda işte o Nürnberg mahkemelerinde savaş suçluları yargılandı ama yüz binlerce kadın tecavüze uğramıştı mesela ve tecavüz savaş suçu olarak kabul edilmedi. Çok yakın bir tarihte Ruanda ve Bosna sonrasında mesela kadınlara tecavüz bir savaş suçu olarak kabul edildi. Yani dünya genelinde de aslında gerçekten yapılması gereken çok şey var. Yine bu anlamda güçlü erkeğin yanında yer alan kadınların diğer kadınların problemlerini çözmek yerine onların problemlerine duyarsız kaldığını ve o eril güçten yana saf aldığını da görüyoruz. Yani bu anlamda da aslında kadın sorunları sadece kadın erkek arasındaki bir çekişme ya da karşı karşıya gelişten ibaret değil. Bir de kadının kadına karşı duruşunun da getirdiği bazı problemler var. Bu da tabii tamamıyla eğitimle ilgili bir şey. Yani bir sadece bir erkeğe yanlanıp aman canım ne güzel dünyada pek hoş. Evet. Benim keyfim gıcırında kardeşim bana ne olursa olsun. Ya bu bir eğitim meselesi. Tabii aileyle çok ilgili, eğitimle çok ilgili. Ama ben bütün kadınların içinde bir ateş hissediyorum. Bir şey ateşi, bir hadi buna özgürlük demeyelim böyle sanki erkeksiz bir dünya isteniyormuş gibi ama bütün kadınların içindeki o gücü keşfedip dünyayı düzelteceklerine inanıyorum. Evet. Ne güzel. Evet, son olarak Eğreti Gelin hala gündemde izleniyor ve daha da izlenmesi için hararetle tavsiye ediyoruz. Bundan sonrası için Müjdar neler yapacak? Hazır sizi bulmuşken onları da öğrenelim. Şimdi geçenlerde ben bir söyleşi yaptım. Dediler ki işte bundan sonra ne projeleriniz var, ne yapacaksınız? Ben dedim ben hiçbir şey yapmayacağım. Köpek gezdirmek istiyorum, çocuk bakıyorum, çok memnunum. Şimdi şöyle bir şey var, tabii uzun yıllar bir işin içinde yoruluyorsunuz, bir sürü acısı, tatlısı, tatlı bir yorgunluk oluyor. Fakat çıtayı hep yüksekte tutmak kadar felaket bir şey yok. Beklentiler çok yüksek oluyor. Çok yüksek oluyor. Yani keşke diyorum, ya birkaç tane arada böyle kötü film atsam da millet desek ya pıh sana hiç yakıştıramadık. Ondan sonra tekrar birazcık iyi bir şey yapsam. Tabi burada bu bir kendimi metiye olarak algılanmasın ama çok seçici olduğum için çok zor kötü işlerin yani yapmamaya çalışıyorum. Şimdi böyle olunca bir de herkes her sokağa çıktığınız insan hemen size soruyor işte. Siyaset ne oluyor, kadın ne oluyor, işte sinema ne oluyor? Şimdi o zaman bütün bunları yaptığınız işe taşımak istiyorsunuz. Gittikçe o böyle korkular daha fazla büyüyor. Bizim iki yıldır üstünde çalıştığımız bir projemiz var Sezen'le beraber. Birkaç kere senaryo yazıldı. Tabii her sene yeni bir şey ekleniyor buna. Uğur Yücel'i bekliyoruz şimdi, o dizi çekiyor. Bütün bu biraz önce konuştuklarımızı özetleyen bir film çıkacak zannediyorum ortaya. Çünkü iki tane dişli kadın, Sezen ve Müjde, bir erkeği aralarına alıyorlar. Bakalım ne yapıyorlar. Eyvah! Yani o iki güçlü kadının arasında yer almak isteyecek erkeği bulabilecek misiniz? Bulduk Uğur Yücel. Bunu ancak o kabul etti herhalde. Evet, Uğur Yücel. Tabii yani bir film yapmak bir cümleden de yola çıkabilirsiniz. Bir film yaparsınız. Ama tabii şimdi Sezen Aksu, Uğur Yücel, Müjde Er deyince bütün millet önce bir ay ne oluyor diyor. Şimdi yani ne kadar zor işiniz. Çok zor. İş o kadar zor olunca da filmi çekmek gittikçe gecikiyor. Temmuz ayında inşallah çekeceğiz. Herkesin zamanı işte o zaman birbirine uyuyor. Hem güldürü olacak film, hem düşündürecek. Yani neymiş bu kadın erkek ilişkileri, bu kadın meselesi? Bir de biz kendi tarafımızdan ne bakalım. Ne hoş, çok da güzel bir üçlü bu. Tahmin ediyorum sonuç da çok güzel olacak. Bir de yine bir parantez açarak
merak ettiğim bir noktaya değinmek istiyorum. Daha önceki Sesli Düşünenler programımda bir kitaptan bahsetmiştik. Hı-hı. Ben böyle hep birikimleri olan insanları için bu birikimlerini kağıda döndürüp, bir anlamda belgeye dönüştürüp en azından bizden sonraki nesillere ulaştırmak, aktarmak anlamında sıkıştırıyorum. O yüzden bir kitaptan bahsetmiştiniz. Acaba bu yönde hiç bir girişimde bulundunuz mu, bir çalışma yaptınız mı? Şimdi ben bayağı bir yazdım. Ondan sonra yazdıklarımı beğenmedim. Birkaç arkadaşıma okuttum. Onun çok beğenenler oldu içlerinde. Çok ağır bulanlar oldu. Bir de ben herkese her şeyi çok fazla sorarım. Yani aman kapanayım böyle kapılar kapalı kapılar altı tarzım değil. Kimseyi bulamazsam bindiğim taksinin şoförüne anlatıyorum. Bir şey yazacağım yani bitireceğim bir şey ama bunun zamanını bilemiyorum. Ne zaman olur, ne zaman biter, bunu bir roman mı olur? Çünkü anı kitabı yazmak apayrı bir şey. Bir de anıları yazmaya kalkarsam hakikaten yani çocukluktan başlayan o kadar renkli bir çocukluk geçirdik ki annem, annemin hayatı, baba, aile, bir sürü deli kadın, akıllı kadın bir arada. Çok keyifli şeyler çıkar ama sonunda ben bunlardan bir film yapacağımı hissediyorum. Ne güzel. Bu yani, da çok hoş bir müjde oldu. İnşallah. Sevgili Müjde Ardan, hoş bir müjdeyi de aldık. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böylesine anlamlı ve özel bir günde, özel bir konu programımda ağırlama fırsatını bana verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Gerçekten 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun diyorum ve Türkiye'de kadın meselesi üzerine bugüne kadar yaptığınız pek çok şey için bütün kadınlar adına, aslında tüm Türkiye adına size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum ve bundan sonraki projelerinizde de gönülden başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Ben de çok mutlu oldum bugün buraya geldiğim için. Epey de heyecanlandık. Güzel oldu. Ben de buradan bütün kadınlara, dünya kadınlarına, Türkiye'deki bütün kadınlara başarılar diliyorum. Yılmamalarını evet. Ve kadın erkeğin dünyaya da eşit olarak getirildiğini, çok daha güzel şeylere hakları olduğunu söylüyorum. Yılmasınlar. Önümüzdeki yıllar bizim için çok daha güzel olacak. Evet. İnşallah. Birlikten güç doğar. Onun için kadın erkek el ele. Buradan da o yerdeki öğrenci kıza tekme atan polise bir iki kelime söylemek istiyorum. Seni tanımıyorum. Adını sanını bilmiyorum. Yalnız bir daha bir kadına el kaldırdığını görürsem gelir suratının ortasını öyle bir tane patlatırım ki yerden kalkamazsın. Böylelikle tüm samimiyetinizle duygularınızla ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyorum sevgili Müjdar. Yeniden bir başka vesileyle burada sizi konuk etmek temennisiyle diyorum. Her zaman zevkle çok teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, değerli izleyiciler, bir başka Haber Ötesi programında buluşmak üzere. Bu akşam burada programımızı noktalıyoruz. Gerçekten çok keyifli bir programdı sevgili Müjdar sayesinde. Çok özel bir gün bu. Çok özel bir konukla gündeme geldik. Ama bir kez daha diyoruz, Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Ve sevgili Müjde Ar'ın dediği gibi, bugün Türkiye'de kadın meselesinin daha da bilinçlenmesi için tetikleyici bir unsur olsun. Yarın akşam saat 19'da görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.